Soğuk fizik, uçucu fizik çözer metin çözere, modern fizik koluya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar merhaba, PALME, AYT, TYT ve eski ismiyle YGS, LYS soru bankasından arkadaşlar çözmeye devam ediyoruz. Kütle, öz kütle ile ilgili arkadaşlar 9. test maşallah 9 test ve çok şükür son test diyoruz arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar hemen B soru bankası yani soru bankası B'den ilk konuyu arkadaşlar çözmeye başlayacağız herkesin bilgisine. Kolları en eşit bölmeye ayrılmış eşit kollu terazi binici sol kolla ikinci bölmede iken dengededir. Buna göre K kütlesi için ne söylenebilir? Binicinin kütlesi 2 kilogram. Sevgili arkadaşlar bunu direkt tork metodundan çözelim. Hani binici yöntem arkadaşlar biraz daha kolay ama varsay ki arkadaşlar binicili terazi kullanılmıyor. Ama size şöyle söyleyebilir. Bu soruyu sorar ve der ki sen torku öğrendin. Torku öğrendiğin için bu soruyu tork yönteminden çözebilirdin. Binici yöntemini bilmene gerek yok. Çünkü arkadaşlar aynen böyle yapıyor adamlar. O halde biz de tork yöntemini o noktasına göre tork alıyoruz. M çarpı 10 10M artı 10 çarpı 10 100 artı binicinin kütlesi neymiş arkadaşlar? 2, 2 çarpı 2 4 eşittir K çarpı 10 yani 10K artı 6 çarpı 10 60. O halde arkadaşlar K'yı yalnız bırakıyoruz. Attık 60'ı sola. O halde arkadaşlar 10K eşittir 10M artı yüzden 60 çarpı 40 44. Her iki tarafı ona böldük. K eşittir M artı 4,4. Yani K M'den 4,4 daha fazla diyoruz. Sevgili arkadaşlar cevabımız Adıyaman. Kolların ağırlığı önemsiz ve kolların uzunluğu eşit olmayan kol uzunlukları eşit olmayan bir terazinin sol kefesinde 12 bilye sağ kefesinde 9 bilye olacak şekilde dengededir. Kefelerden en az kaçar bilye anılmalıdır ki sistemin dengesi bozulmasın. Zaten arkadaşlar ya bilyeler özdeş olmamalı ya da kollar eşit olmamalı. Burada bilyeler özdeş. Evet kollar eşit değil. Demek ki arkadaşlar buraya A desek buraya B desek 12 çarpı A eşittir 9 çarpı B olmalı. Bunun mantığı arkadaşlar işte şuraya A dedik buraya B dedik. Şu noktaya göre tork aldık. 12A eşittir 9B. Buradan A bölü B eşittir. İlk tarafı 3'e böldüğümüzde 3 bölü 4. O da bu kolun uzunluğu 3, bu kolun uzunluğu 4. Bunlardan arkadaşlar kaçar bilye alındığında en az birer bilye alındığında olmayacağı kesin. Arkadaşlar 11 çarpı 3 eşittir 33. 4 kere 8 32. Yani arkadaşlar eşit miktarda olmamalı. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne yapacağız? Ne diyor? İşte şuradaki şıkları denememiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar 2 bilye aldığımızda 2 bilye aldığımızda arkadaşlar burada ne kalır? 12. 12 10 kalır. 10 çarpı 3 şu kol uzunluğu neydi? 3'tü arkadaşlar. 10 çarpı 3 30. Evet buradan da 1 bilye aldığında 9 8 kalır. 8 kere 4 32 bu şekilde denememiz lazım. 3 bilye aldığımızda 9 kalır arkadaşlar. 3 kere 9 27. Buradan 2 aldığımızda 7 kalır. 4 kere 7 28 olmadı. 4 bilye aldığımızda sevgili arkadaşlar 8 8 çarpı 3 24. 3 bilye aldığımızda 6 6 kere 4 24. Evet 24 24'e eşit olduğu için cevabımız Diyarbakır diyoruz. Sevgili arkadaşlar eşit kollu olmayan şu kol uzunlukları eşit olmayan terazide tork yöntemiyle arkadaşlar ne yapmıştık? İspat etmiştik. Bundan önceki testlerimizi dinleyen arkadaşlarımız orada ispatımızı görür. Gerçek kütlemiz diyelim ki arkadaşlar cismi ilk terazide sola koyduk. M1 gram geldi. İkinci de sağa koyduk. M2 gram geldi. Kök içerisinde M1 çarpı M2 diyoruz. Şekildeki eşit kollu terazide sol kefede 5 bilye sağ kefede 4 bilye olacak şekilde sistem dengededir. Sol kefeden 1 bilye sağ kefeden 2 bilye alınıyor. Sistemin tekrar dengeye gelmesi için binici kaçıncı bölmeye konulmalıdır? Binici ilk durumda 3. bölmede
bilyeler, özdeş ve eşit kollu. Sevgili arkadaşlar, şimdi hemen şuraya göre tork alıyoruz. Bilicinin duyarlılığına da arkadaşlar B diyelim. 5 eşittir. B çarpı 3, 3B artı 4. Attık bunu buraya arkadaşlar. O halde 3B eşittir 1. Buradan binicinin duyarlılığı ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 3 oldu. Sistemin tekrar dengeye gelmesi gerekiyor. Sol kefeden bir bilye aldım sevgili arkadaşlar. Sol kefeden bir bilye, sağ kefeden 2 bilye. Buradan da 2 bilye aldık sevgili arkadaşlar. O zaman burada ne var? 4 eşittir. B çarpı kaçıncı bölme bilmiyorum. Buna x diyelim. Artı burada ne var? 2 var. Attık bunu arkadaşlar. 2 eşittir. B yerine yazıyorum. 1 bölü 3 çarpı x. X eşittir. 6 olduğunu görüyoruz. Cevabımız C'likan. Eşit kollu terazi 11 özdeş kütleden 6 tanesi sol kefede, 5 tanesi sağ kefede ve binici 3. bölmede olacak şekilde dengededir. Sağ kefeden bir kütle sol kefeye konuluyor. Sistemin tekrar dengeye gelmesi için binici kaçıncı bölmeye kaydırılmalıdır? Şimdi arkadaşlar burada 6 var. Burada 5 var. Binicinin duyarlılığına da B dedim. O halde 6 eşittir. 5 artı 3B. Yani arkadaşlar zaten buradaki 5 bu 5'i götürüyor. Kısaca 1 eşittir 3B. Yine B eşittir. Binicinin duyarlılığı 1 bölü 3. Buradan buraya bir tane aldığımızda arkadaşlar burada kaç tane olur? 7 tane. Buradan biri gitti. Kaç kaldı? 4. O halde arkadaşlar 7 eşittir 4 artı, yani aradaki fark 3 artı, arkadaşlar binici kaçıncı bölmede bilmiyorum, binicinin duyarlı B çarpı X. O halde arkadaşlar attık buraya, 3 eşittir diyoruz, binicinin duyarını 1 bölü 3 bulmuştuk, çarpı X, 3 kere 3 9 Edirne. Kolların uzunluğu L1 ve L2 olan bir terazide sol kefedeki N1 tane bilye sağ kefedeki N2 tane bilye ile dengededir. Sol kefeden bir bilye sağ kefeden 2 bilye alındığında denge bozulmuyor. O zaman arkadaşlar bunlar meydana getirdiği tork, bir tane alıyorsun. 1 çarpı L1 eşittir. Buradan 2 tane aldım. 2 çarpı L2 eşit olmalı. O halde L1 eşittir 2, L2 olmalıdır diyoruz sevgili arkadaşlarım. Buna göre L1 L2'den nedir arkadaşlar? Büyüktür. Şimdi L1 büyükse arkadaşlar N1 çarpı L1 eşittir. Bakın N2 çarpı L2. N1 yerine 2 L2 yazarsanız gidiyor. N2 N1'in 2 katı. O halde arkadaşlar N2 N1'den büyük, yanlış. Her iki kefeye birer bilye konulursa arkadaşlar birer tane konulduğunda L1 daha büyük olduğu için torku daha büyük olur ve artı yönde denge bozulur. Bu ise eksi yönde diyor. Yanlış. Cevabımız yalnız 2 diyoruz sevgili dostlar. Bakıyoruz. Yalnız 2 Denizli. Evet sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi burada terazi 2 farklı durumda dengeye getirilmiş. Binici kütlesi 10 gram olan eşit kollu terazide 10 gram kütlesindeki boş bir kap 2D yoğunluklu sıvı ile dolu iken şekil 1'deki gibi dengededir. Kap D yoğunluklu sıvı ile doldurulup şekil 2'deki gibi sağ kefeye konulu, sol kefeye 30 gram konuluyor. Dengenin sağlanması için birinci kaçıncı bölmeye kaydırılmalıdır diye arkadaşlar bir soru var. Gayet güzel. Binicinin kütlesi 10 grammış. Bu durumda arkadaşlar binicinin duyarlılığı 10 bölü 10, 1 olacaktır. Binicinin duyarlılığı 1. Bu durumda sevgili arkadaşlar boş kabın kütlesi 10 artı burada ne var arkadaşlar? 2D yoğunluklu sıvı ile doldurulmuş. Hacmine 1 diyebilirsiniz ve de diyebilirsiniz. V çarpı 2D 2D ve eşittir 40 artı 4 kere 1 4 sevgili arkadaşlar. 4 kere 1 4. Şimdi şurası ne oldu? 44. Onu bu tarafa attık. 34. 2DV eşittir. 34 ise DV eşittir arkadaşlar. 17 oldu mu? Oldu. Şimdi arkadaşlar burada boş kabın kütlesi 10. Artı bir de ne var? DV var. DV ne arkadaşlar? 17. O halde
30 eşittir 27. Artı binicin duyarlılığı 1 çarpı kaçıncı bölmede x. Attınız o tarafa arkadaşlar. Görüldüğü gibi x eşittir 3 oldu. Demek ki arkadaşlar biniciyi 1, 2, 3. bölmeye almamız gerekiyor. Evet, 3 nerede? Balıkesir, Bandırma. Şekildeki eşit kollu terazi sol kefede 20 bilye, sağ kefede n tane bilye ve binici 2. bölmede iken dengededir. Sağ kefeden 12 bilye alındığında tekrar dengenin sağlanması için binici 8. bölmeye getiriliyor. Başlangıçtaki ilk denge durumunda sağ kefedeki bilye sayısı olan n kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Denge. Binicinin duyarlılığına b diyelim. Sol kefede ne var? 20 eşittir. Sağ kefede n artı b çarpı 2, 2b. Şimdi arkadaşlar buradan 12 bilye alınırsa 20 eşittir n eksi 12 artı 8b. 8. bölmeye getiriliyormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi burada taraf tarafa oranladığımızda n ile b, b'ler gitmiyor. Fakat arkadaşlar ne yapabiliriz? Şurada 8b'yi elde, eksi 8b'yi elde etmek için arkadaşlar eksi 4 ile çarpıp toplayabiliriz. Eksi 80, 20, eksi 60 eşittir. Eksi 4'den, eksi 4'den, evet. Şimdi arkadaşlar toplayalım. Artı n eksi 12. N eksi 12. Eksi 8b artı 8b. Arkadaşlar ne oldu? Güle güle. Şimdi şurası ne yaptı arkadaşlar? Eksi 3n. Diğer tarafa attım. 3n. Eksi 60 buraya 60 olarak geliyor. 60 eksi 12 ne yaptı arkadaşlar? 48. Her iki tarafı 3'e böldük. N eşittir 16. Balıkesir, Bandırma. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet güzel ve kaliteli sorular bunlar arkadaşlar. Ve biraz tabii daha arkadaşlar derece yapmak isteyen, tabii ki ÖABT'de de arkadaşlar bu tür soruların geldiğini biliyoruz. Hem TYT, AYT'de derece yapacaklara, hem KPSS'de ÖABT sınavına girecek kardeşlerimize şimdiden faydalı olmasını diliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle görüldüğü gibi iki tane terazi verilmiş. Eşit kollu terazilerde KLM cisimleri şekilli ve şekildeki gibi dengededir. Buna göre KLM cisimlerinin kütleler arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Cevap şıklarımızda şöyle bir gösterelim sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi güzel kardeşim, gayet basit bir soru gibi gözüküyor ama bir bakalım. K artı L, K artı L eşittir 2M. Buradan arkadaşlar dikkat ederseniz M eşittir K artı L bölü 2. Yani aritmetik ortalaması birinden küçük birinden büyük. İkisinden küçük ya da ikisinden büyük olamaz ya da hepsi eşit olabilir. Örneğin 2, 2 topladınız 4 böldünüz 2'ye yine 2. Ya da arkadaşlar şöyle olabilir bu. 2, 4 olsa tam sayı çıksın diye söylüyorum. Bu da ne olur? 3 olur, görüldüğü gibi ortada. Ya hepsi eşit ya M ortada olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyoruz. L eşittir K artı M. Hepsi eşit olamaz. Buraya baktığımızda hepsi eşit olamaz. L en büyük. O halde arkadaşlar L en büyükse M ortada olacak ve sonra K olacak. Dolayısıyla L, M, K diyoruz sevgili dostlar. Ve bakıyoruz hangi şıkkımız? LMK, Balıkesir, Bandırma. Eşit kollu terazide K ve L cisimleriyle birlikte şekil 1 ve şekil 2'deki gibi denge sağlanmış. K ve L cisimlerinin kütlelerinin oranı nedir? Bana arkadaşlar 2K eşittir K artı 5. Bu tür sorularda arkadaşlar birinci duyana B de deseniz sadeleşir. Ben direkt 1 alıyorum. Direkt 1 alın arkadaşlar. 2K eşittir K artı 5. E zaten arkadaşlar K diğer tarafa gidiyor. Bu durumda K eşittir 5 olacak. Burada K yerine 5 yazıyoruz. 2 L eşittir 5 artı 3 8. E buradan L eşittir 4 sevgili arkadaşlar. O halde cevabımız 5 bölü 4 Celikan. Sevgili dostlar, kütle öz kütleyiz. Çok şükür 9 testini de
bitirdik sevgili arkadaşlar. Bundan sonra hemen B soru bankasından birinci konuyu çözeceğiz. Sonra arkadaşlar tekrar A'dan bir konu, sonra tekrar B'den bir konu ve o şekilde A'yı B'yi dengeli bir şekilde götürmeye çalışacağız sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizikolojik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.